seyirciler. Kocaeli'de yaşandı olay. Oğluna pantolon alamadı diye intihar etti. Bir psikolojik depresyona girdi. Ve bunu yani İsmail Devrim'i haberleştiren gazetecilerden Ergün Demir de gözaltına alındı. Bugünün önemli gelişmesiydi bu habere ilişkin. Gözaltına alınma gerekçesi ise eşi Hafize Devrim'le yaptığı görüşmeyi izin almadan kaydettiği ve yayınladığı suçlaması. Şikayeti ise İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim yapıyor. Kocaeli Körfez Hereke'de ikamet eden İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatına son vermişti. Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise eşi Hafize Devrim'le yaptığı görüşmeyi izin almadan kaydettiği ve yayınladığı suçlaması. Demir bu suçlama ile ilgili "Kaydı izin alarak yaptım, iki kişi şahittir." dedi. Yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alınmadan önce Türkiye'yi yasa boğan haberi nasıl yazdığını şu sözlerle anlattı. Haberi yapmak zordur ama bazen arkasından olacakları göğüslemek daha da zordur. Dilin kemiği yok, herkes istediğini söylüyor, yazıyor. Burada benim için en kritik şey haberin belgeli ve doğru olması. Bence bir gazeteci saldırı ve eleştirilere dayanma gücünü buradan almalı. Herkes yazdı çizdi. Şimdi biraz da ben anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz Perşembe günü aşağı Hereke'den bir tanıdığım aradı ve 17 Ağustos mahallesinde bir trajedi yaşandığını söyledi. Nedir diye sordum, bir intihar vakası diye yanıtladı sadece. Başka da bir ayrıntı yoktu ama trajik bir durum olduğunu söyledi. İşi gücü bırakıp gittim. Mahalleliden ufak tefek bilgiler edindim. Cenaze evini sordum, gösterdiler. Acılı eş Hafize Devrim ve iki komşusuyla birlikte bir odada buluştuk. Konuşmalarını kaydettim ve fotoğraf çektim. İzmit'e dönüp Hafize Hanım ne söylemişse herhangi bir şey eklemeden, tek satır atlamadan haberi yazdım. İnanın yazdığım haberi son kez okuduğumda yine çok ama çok sarsıldım. İşte bu haberin gerçek öyküsü sadece bundan ibarettir. CHP'li Barış Yarkadaş da gazeteci Ergün Demir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, merhum İsmail Devrim'in eşi Hafize Demir'in verdiği demeci haberleştiren ve pantolon alamadığı için intihar ettiği haberini yayınlayan Ergün Demir'i gözaltına alarak gerçeğin üstünü örtemezsiniz. Rahmetlinin eşinin ses kayıtları bile ortadayken neyi saklamaya çalışıyorsunuz? İfadelerini kullandı. Önce bu haberi yapan gazeteci Ergün Demir'in gözaltına alınması ile ilgili bir bağlantımız olacak. Sayın Çörtoğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Lale Hanım. Teşekkürler. Evet, şimdi gazeteci haberi yapan, ses kaydını yayınlayan gazeteci gözaltına alındı dedik. Gerekçesi ortada. Bu suç mudur hakikaten Ahmet Bey? Önce size onu soralım. Evet, bizim anayasamızdan hareketle özel hayatın gizliliği ve arkasından da haberleşmenin gizliliği ile ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamındaki madde gereği, 133. madde gereği taraflardan herhangi bir tanesinin rızası olmaksızın bir konuşmayı kayda alıp bunu yayınlamak ya da ifşa etmek yani diğer deyimiyle kanunlarımızın önünde suçtur. Ama buradaki olayın ben böyle tezahür ettiğini düşünmüyorum. Olayın gelişme şeklini anlatınca kendisini saklamayan gazeteci olarak Türkiye için son dönemlerde yaşadığı sözde ekonomik kriz nedeniyle bir olayı duyum alan gazeteci, anayasanın ve uluslararası tüm hukuk kurallarının ve basın meslek ilkelerinin gereğini yapıp bu olayın olduğu evde intihar ettiği iddia edilen şahsın evine gidiyor. Evet. Ve ailesi ve iki komşusuyla alenen gazeteci olduğunu belirterek ve ortaya kayda alan cihazını koyarak bunların bu konudaki beyanlarını alıyor ve bu beyanlarını haberleştiriyor. Bunda kanunların suç olarak tarif ettiğindeki hiçbir unsur gerçekleşmiyor. Kanun açıkça burada gizlilik ve izin almama olayını getiriyor. İzin almak illa açık, sarih bir şekilde yazılı bir izin ya da kamuoyunun önünde açıklayacak bir deklare şeklinde olmaz. Zımnen de bir olaya bir yere gelip orada gazeteci olduğunuzu belirtip olayla ilgili neler söylemek istediğinizi söyleyip ortaya o ses kaydını, o konuşmayı kayda alacak cihazınızı çıkartırsanız ve karşınızdaki de kişi konuşursa Evet. artık orada gizlilik ya da izin Peki almamak. bu durum kanıta muhtaç mıdır? Nasıl? Kanıta muhtaç mıdır? Yani kanıtlanmaya, şahide muhtaç mıdır? Ya olayın gelişi tabii her fiil kanıtlanmaya muhtaçtır.
olayın aksi şekilde izin vermediğini, olayın oluşuyla gözüküyor ki aile ve komşular, ki orada komşular konuşmuyor. Konuşmuyor. Sadece orada konuşan, ben yazıdan anladığım kadarıyla gözaltına alınan şüphelinin, gazetecinin gözaltına, orada Antarktika'da sadece eş konuşuyor. Evet. Eş de konuşuyor zaten, gazeteci olduğunu biliyor. Gazeteciye niye konuşulur? Yani izinle konuşulur. Bunu kayda aldığını da görüyor, saklamıyor. Ufacık bir köy evinde olayın gizlice kayda alması da mümkün değil saklı olarak. Yani orada aleni olarak, ben sesim nasıl bir cihazla kayda aldığını bilemem. Ama bir ufak teyp ya da bir cep telefonu gibi bilen bir şey olabilir. Bu aleni olarak yapıyor. Gazeteci bunu açıkça söylüyor. Sonra da saklamıyor zaten bunu. Haberi de paylaşıyor diğer meslektaşlarıyla. Yani kendi ismiyle yapıyor haberi ve buna Türkiye'de burada üstün bir menfaat var. Yani basın özgürlüğü kapsamında Türkiye'nin son zamanlardaki gündeminde yer alan fakirlik, muhtaçlık, ihtiyaç, işsizlik, çaresizlik içinde bu insan her dünyanın her yerinde haber niteliği olan bir şeyi kimseden saklamıyor, gazetecilik görevini yapıyor ve edindiği haberi tüm detaylarıyla hiç çarpıtmadan, hiç yorum getirmeden, hiçbir özel amacı olmadan basınla paylaşıyor. Evet, peki. Köşesi. Peki. Yani burada ben suçun unsurlarının oluştuğunu düşünmüyorum. Ama bir yönlendirme, hep aynı medya, hep kötü niyet. Yani hiçbir şekilde ya bu insan niye intihar etti diye düşünen yok da niye gizli kaydı yayınladın diye adamı gözaltına alıyorlar. Evet, evet. Yani iş bambaşka bir boyuta taşındı. İşin insani yönü var. Yapılan açıklamalar var. Hepsi var. Türkiye'nin kamuoyu son iki gündür bu konuyu konuşuyor. Şimdi iş bu boyuta geldi. Haberin paylaşılması işte hukuki midir diye. Bakın her şeyi bıraktık. Her şeyi bıraktık. Haberin hukuka uygun olmayan yollardan elde edildiğini, yayınlandığını düşünüyoruz. Hayır. Hukuka uygunluk illa açık sarı olmaz. Buraya geliyor. Adam soruyor nedir diyor. O da konuşuyor. O da yazıyor. Gerçek dışı değil. Yalan değil. Kadının bir şikayeti yok. Tamam, o toplantıda olan herkesin muvaffakatı gerekir ama onlar zaten konuşmaya katılmıyor. Onunla ilgili bir yayın yapmıyor ki adam. Evet. Kadının konuştuklarını aktarıyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çörtoğlu. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Çörtoğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Lale Hanım. Teşekkürler. Evet, şimdi gazeteci haberi yapan, ses kaydını yayınlayan gazeteci gözaltına alındı dedik. Gerekçesi ortada. Bu suç mudur hakikaten Ahmet Bey? Önce size onu soralım. Evet, bizim anayasamızdan hareketle özel hayatın gizliliği ve arkasından da haberleşmenin gizliliği ile ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamındaki madde gereği, 130. madde gereği, taraflardan herhangi bir tanesinin rızası olmaksızın bir konuşmayı kayda alıp bunu yayınlamak ya da ifşa etmek, yani diğer deyimiyle kanunlarımız önünde suçtur. Ama buradaki olayın ben böyle tezahür ettiğini düşünmüyorum. Olayın gelişme şeklini anlatınca kendisini saklamayan gazeteci olarak Türkiye için son dönemlerde yaşadığı sözde ekonomik kriz nedeniyle bir olayı duyum alan gazeteci, anayasanın ve uluslararası tüm hukuk kurallarının ve basın meslek ilkelerinin gereğini yapıp bu olayın olduğu evde intihar ettiği iddia edilen şahsın evine gidiyor. Evet. Ve ailesi ve iki komşusuyla alenen gazeteci olduğunu belirterek ve ortaya kayda alan cihazını koyarak bunların bir bu konudaki beyanlarını alıyor ve bu beyanlarını haberleştiriyor. Bunda kanunların suç olarak tarif ettiğindeki hiçbir unsur gerçekleşmiyor. Kanun açıkça burada gizlilik ve izin almama olayını getiriyor. İzin almak illa açık, sarih bir şekilde yazılı bir izin ya da kamuoyunun önünde açıklayacak bir deklare şeklinde olmaz. Zımnen de bir olaya, bir yere gelip orada gazeteci olduğunuzu belirtip olayla ilgili neler söylemek istediğinizi söyleyip ortaya o ses kaydını, o konuşmayı kayda alacak cihazınızı çıkartırsanız ve karşınızdaki de kişi konuşursa artık orada gizlilik ya da izin Peki, almamak. Peki bu durum kanıta muhtaç mıdır? Nasıl? Kanıta muhtaç mıdır? Yani kanıtlanmaya, şahide muhtaç mıdır? Ya olayın gelişi tabii, her fiil kanıtlanmaya muhtaçtır. Olayın aksi şekilde izin vermediğini, olayın oluşuyla gözüküyor ki aile ve komşular, ki orada komşular konuşmuyor.
konuşmuyor. Sadece orada konuşan, ben yazıdan anladığım kadarıyla gözaltına alınan şüphelinin gazetecinin gözaltına, orada Amerika'da sadece eş konuşuyor. Evet. Eş de konuşuyor zaten, gazeteci olduğunu biliyor. Gazeteciye niye konuşulur? Yani izinle konuşulur. Bunu kayda aldığını da görüyor, saklamıyor. Ufacık bir köy evinde olayın gizlice kayda alması da mümkün değil saklı olarak. Yani orada aleni olarak, ben sesi nasıl bir cihazda kayda aldığını bilemem. Ama bir ufak teyp ya da bir cep telefonu gibi bilen bir şey olabilir. Bu aleni olarak yapıyor. Gazeteci bunu açıkça söylüyor. Sonra da saklamıyor zaten bunu. Haberi de paylaşıyor diğer meslektaşlarıyla. Yani kendi ismiyle yapıyor haberi ve buna Türkiye'de burada üstün bir menfaat var. Yani basın özgürlüğü kapsamında Türkiye'nin son zamanlardaki gündeminde yer alan fakirlik, muhtaçlık, ihtiyaç, işsizlik, çaresizlik içinde bu insan her dünyanın her yerinde haber niteliği olan bir şeyi kimseden saklamıyor, gazetecilik görevini yapıyor ve edindiği haberi tüm detaylarıyla hiç çarpıtmadan, hiç yorum getirmeden, hiçbir özel amacı olmadan basınla paylaşıyor. Evet, peki. Köşesi. Peki. Yani çok burada ben suçun unsurlarının oluştuğunu düşünmüyorum. Ama bir yönlendirme, hep aynı medya, hep kötü niyet. Yani hiçbir şekilde ya bu insan niye intihar etti diye düşünen yok da niye gizli kaydı yayınladın diye adamı gözaltına alıyorlar. Evet, evet. Yani iş bambaşka bir boyuta taşındı. İşin insani yönü var. Yapılan açıklamalar var. Hepsi var. Türkiye'nin kamuoyu son iki gündür bu konuyu konuşuyor. Şimdi iş bu boyuta geldi. Haberin paylaşılması işte hukuki midir? Bakın her şeyi bıraktık. Her şeyi bıraktık. Haberin hukuka uygun olmayan yollardan elde edildiğini, yayınlandığını düşünüyoruz. Hayır. Hukuka uygunluk illa açık sarih olmaz. Buraya geliyor. Adam soruyor nedir diyor. O da konuşuyor. O da yazıyor. Gerçek dışı değil. Yalan değil. Kadının bir şikayeti yok. Tamam, o toplantıda olan herkesin muvaffakatı gerekir ama onlar zaten konuşmaya katılmıyor. Onunla ilgili bir yayın yapmıyor ki adam. Evet. Kadının konuştuklarını aktarıyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çörtoğlu. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.